kız Seren. Seninle konuşunca anam kendimi garip hissediyorum. Sanki aynada kendimle konuşuyorum. Kız ne kadar benziyorsun bana maşallah. Keşke yüzümün benzediği kadar kaderim de sana benzeseydi pembe. Kız Allah gözünü doyursun be. Evlerin varmış, araban varmış, dünya kadar param varmış, daha ne istiyorsun? Yanılıyorsun darling. Bunlar insanı mutlu etmez. Keşke yoksul olsaydım ama senin kadar mutlu olsaydım. Kız sen harbiden azıcık çatlaksın ana. Kız ben keşke senin gibi zengin olayım diye sakallı babaya 40 mum yakar, 40 da takla atarım. Sen kalkmış anam fukara olayım diye dua edersin ha. Benim yerimde olsaydın çok daha iyi anlardın. Ya keşke olsaydım ama keşkeyle olmuyor. Var mısın pembe? Birkaç günlüğüne yer değiştirelim seninle. Sen benim yerime geç, zengin hayat yaşa. Ben de senin yerine geçip fakir hayatı yaşayayım. Kız ne dersin sen Seren? Anam delirdin mi? Böyle canım değişik bir şeyler yapmak istiyor, anla beni. Üstüne 5 milyar da para veririm. Tamam kız, anlaştık. 2 günlüğüne de olsa zengin olacağım. Zaten 3 günlük dünya. 2 gününü zengin geçireceğim, daha ne isterim? Aha, bir dakika. Bak. Bu resimdeki kocam Bülent. İyi bak, sonra hizmetçilerle karıştırma. Tamam kız. Sen de benim yerime geçeceksen acık Ruman gibi konuş, bizimkiler mevzuya uyanmasınlar. Ay, nasıl olacak o iş? Ben becerebilecek miyim bu işi? Kız saçmalama. El lafın arkasına bir abi yapıştır. Bu sana Roman ana. Abi. Sen de benim gibi İstanbul Türkçesiyle konuşmalısın darling. Olur darling. Sen evde nasıl davranırsın? Ben evde böyle çekirdek çıtlarım. Evde otomatik kelim var Fatoş, o temizliyor. Kız gel hadi. Ben sana bizimkileri göstereyim. Hepsini tanı, o zaman pot kırmasın. Okay. Haydi gel canım, kalk kalk. Getir şunu. Al dayı. Kız bak, şurada fıstık gibi bir kız var ya, o benim kızım Sultan'dır. Sultan. Adı Sultan'dır ha. Bak ayağa kalkar, bak bak. Sultan'ım güzel kızım, maşallah ne güzel doğurmuşum ben kızımı. Şıp demiş, benim burnumdan düşmüş. Şu küçük kız var ya, o da benim kızım Ayşe'dir. Şu beyefendi kim? Maalesef kardeşim oluyor. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Adı Selim'dir. Allah aşkına. Öteki kız kim? Bu tam otomatik gelindir canım. Adı Fatuş. Selim'in karısı oluyor. Evdeki işleri ona yaptıracaksın. Unutma. Anladın? Tamam, tamam. İşte. Ne yapıyorsun be? Bak, bak şunlar da... Onları gördüğün yerde kafalarını böyle kıracağım. Aa niye? Niye olacak? O yaşlı olan Yunus benim eskiden beri aşığımdır. Ama kavga etmeden birbirimizi sevmeye vaktimiz yok. Öyle mi? Ya genç olan? Bu da onun oğlu Ferhat'tır ha. Kızıma bir rahat vermez. Leşek. Aman ona dikkat et ha. Sultanı yaklaştırma. Bak bak bak, yaklaş. Ha bu karı budalası da babamdır. Aman dikkat edesin, bir karının peşine takıp başımızı belaya sokmasın. Herkes iyice tanıdı değil mi kız? Bak bak, karı budalası babama bak. Bak aman iyice herkesi tanıdın değil mi kız? Başımızı sokma. Tanıdın değil mi? Tanımadıysan. Tanıdım. O zaman artıkın değiştirelim, hadi üstümüzü bari. Yalnız ben evden cep telefonumu alıp geleyim, sonra değiştirelim kıyafetlerimizi. Tamam. Sen beni şuradaki parka bırak, telefonunu al, sonra gelir beni oradan alırsın. Tamam. Nerede kaldı bu Seren karısı be? Yoksa vaz mı geçti yer değiştirmekten? Aman Allah korusun ha. Pembe.
Kız ne yaparsın be sen bu parkta? Bir sen eksiktin ha. Aşk olsun be be. Kalbimi kırıyorsun ama. Seni deliler gibi sevdiğimi bilmiyormuş gibi konuşuyor. Konuşma. Beni o kadar sevsen o Alman ağır vasıtasıyla evlenir miydin hiç? Güldürme beni be pembe. Almanya'da oturma izni alabilmek için evlendim onunla. Hem zaten dün gece tekrar Almanya'ya döndü. Boşanıyoruz onunla. Lan o karı bile sana dayanamadıysa düşün artık ısı. Asıl ben onu bıraktım pembe. Çünkü ben sana vurgun. Bir öpücük ver. Demek sen bana vurgunsun ha. Al sana vurgun. Al. Al. Gel. Kaçma. Ha, senin karısı da geliyor. Pembeciğim. Hadi hayatım gel. Şu kıyafetlerimizi değiştirecek bir yer biliyorum. Geliyorum çiçeğimi alayım geldim. Kustafirima. Geldim. Naşi tovala. O kardukalama. Naşi girima. Kustafirima. Naşi tovala. O kardukalama. Naşi girima. Şu villaya bak be. İnsan bu zenginliği bırakıp o fukara mahallesine gider mi lan hiç? Aptal bunlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hanım. Hoş geldiniz. Bir sürü de hizmetçi var yaşadım be. Hoş bulduk darling. Darlingler ben biraz içeride dinleniyorum. Beni rahatsız etmeyin ha. Müştemilat'ta mı dinleneceksiniz efendim? Müştemilat mı? Ben az kalsın başlamadan her şeyi berbat edecektim ha. Ne işim var benim sizin müştemilatınızda? Tabii ki ben Finlandiya'da dinleneceğim. Yorgunluktan yanlışlıkla buraya gelmişim oğlum. Finlandiya'mız aşağıda oluyordu. Haydi canım bay bay darlingler. Aa, Yunus baba Almanya'dan hiç para getirmedi mi be Ferhat? Ya başlık paramız çıkmaz mı yani? Yok be Şahane. Babam Elgan'ın paralarıyla ava atardı. Elga gitti, para da gitti. Yani yine bildiğin eski taz eski ama. Tanrım ne kadar basit, ne kadar güzel bir mahalle. Eyvah anam. Şimdi bittik. Evet, bunlar benim kızı Sultan'la Ferhat öyle değil mi? Kız ana, ne olur kızma. Vallahi sadece hava almaya çıkmıştım. Ferhat da buradan geçerdi zaten. Değil mi? Hiç konuşmadık değil mi Ferhat? Yok Pembe abla. Yani selam bile vermedik birbirimize. Ne olur dövme Pembe abla ya. Dövmek mi? Aa çocuklar aşk olsun. Anneciğiniz hiç size kızarma talik. Aman abi. Kızım sen iyi misin? Peki gözün altına ne oldu? Ha o mu? Sinek ısırdı. Kaşıdım kapuk bağladı. Ben çok iyiyim ve kendimi mükemmel hissediyorum. Bence sinirden ne yaptığını bilmiyor. Kız! Pembe! Bulaşma çocuklara be! Ağzını burnunu yırtar bana! Anandan doğduğuna pişman ederiz Pembe. El kaldırma çocuklara. Ben mi? Aha. Merhaba darling ama yani abi pardon. Yunuscuğum nasılsın bugün abi? Ulan Pembe. Parkta attığın tokadın acısı ayrı yanaklarımda. Uzak dur döverim vallahi. Aşk olsun. Hiç ben seni döver miyim? Lütfen gidelim gel. Ne oluyor be? Gel canım. Allah Allah. Lan ne büyük villa burası be. Aynı filmlerdeki gibi. Buraya bizim bütün mahalle sığar valla. Bakacağız artık. Hayatım. Sanki evi ilk defa görmüş gibi bakıyorsun. Bu moruk siringacısının kocası galiba tipe bak. Tabii yani ilk defa görmüyorum da. Yani evimi her gördüğümde sanki ilk defa görüyormuş gibi mutlu oluyorum canım. Yani çaktın değil mi? Yani anladın ha darling? Senin konuşmana ne oldu bir tanem? Konuşmanda bir gariplik var. Ne varmış konuşmamda hayatım? Yok bir şey hayatım. Bana öyle geldi herhalde. Benimle ne oldu? Benimi mi? Benim ne olmuş benimi? Benimi.
Gelirken yolda ben onu söktürdü buradan ameliyatla. Geçmiş olsun canım, geçmiş olsun. Seren Hanım, alır mısınız? Ne diyorlar, kime bakıyormuşuz be? Çok komik, bugün çok neşelisin hayatım. Neşeliyim değil mi canım, öyleydir ha. Lan herif bir garip ha, nereye Bakardi deyince gülüyor Allah Allah. Bakardi için bir şey demediniz efendim. Normalde günün bu saatleri mutlaka bir dublet alırsınız. Ha, içi galiba lan dublet dediğine göre. Yok aslanım. Sen bana şöyle bul sarımsaklı bir ayran yap getir. Sıcakta tansiyonum düştü. Peki acıcık. Tansiyonum çıksın değil mi derlincim ay canım? Ayran mı? Ayran mı içeceksin hayatım? Ama seni böyle şaşıracak mısın be? Tübe tübe. Pardon. Pardon hayatım. Kılıbı git. Ünlüsü herif be. Ne kadar basit. Ne kadar da samimi bir dekor. Acaba hangi dekorasyon dergisinden bakarak yaptılar bu dekoru? Pardon. Baba sana kahve yapayım mı? Yap kızım. Pembe abla sen ne içersin? Pardon. Varsa ben bir alırım. Vazgeçtim. Olsun. Abi. Ne Meri ne Meri? Özür dilerim. Kız o ne be ana? Delirdin mi? Yok mu? Yanlış bir şey mi söyledim abi? Allah Allah. Bu karaya ne oldu böyle be? Ne olacak? Her zamanki hali. Sabah Selim kafasına saksı düşürdü ya. O da böyle acayip davranıyor. Pardon canım. Babam haklı. Kesin kafayı oynattı Pembe ablaya. Abla bu kaç? Şakacı şey. 3. Tamam dikkat edeyim, biraz şüphelenmesinler. Canım güzel kızım, içkilerden ne var abi? Bildiğin şeyler var Pembe abla. Çay var, kahve var, ılamur var. Ne içersin? Kız ne içersin ne demek? Başka ne olacak evde? Yap getir işte. Tövbe tövbe. Tabii ne varsa ondan içeceğiz değil mi canım? Ben bu pembenin halini hiç iyi görmüyorum arkadaş. Sanki pembe gitmiş, yerine mor gelmiş. Ne biçim ayran bu? Azıcık şuna yoğurt koy, sarımsak koy. Hadi adam gibi getir. Derhal Seren Hanım. Ne güzel olma. Seren nasıl bu kadar değişti? İlaçlarını almadığı için mi acaba? Şuraya bak. Sanki Seren gitmiş, başka biri gelmiş. Kız ana, bir şey soracağım. Şimdi sen hakikaten Ferhat'la bizim konuşmamıza kızmadın değil mi? Yani onları boğmak falan istemedin değil mi Pembe? Yok. Ya biz koşarak gelince abimin kafasını yarmak istemedik değil mi Pembe? Saksı çok fena düşmüş kafasına. Bir doktora mı göstersek be? Niye bu kadar şaşırıyorlar? Pembe bunlara nasıl davranıyor da acaba? Hayret. Yok yok yok, aman aman böyle iyi be. Elleşmeyin canım benim be. Mua. Ya Pembe abla, yanlış anlama. Bak sadece soruyorum bak. Şimdi Sultan'la biz arada bir konuşsak, yani böyle sahilde turlasak, yani sarasak falan kızmaz mısın yani? Kızmaz mıyım? Tabii ki kızarım. Ananın aklı başına geldi nihayet. Kız ana. Vallahi öyle iyi olmuştun ki başına bir şey gelecek diye korkmaya başlamıştım ha. Niçin sahilde dolaşıyorsunuz değil mi efendim? Yani genç insanlarsınız, gençlerin bulunduğu mekanlara gidip eğlenseniz ya abi. Biraz hiç iyi değil bunun hali. Ölümcül bir hastalığa mı yakalandı acaba? Baba. Pembeciğim. Ben ebedi aşkın olarak her zaman yanındayım. Kötü bir hastalığın falan varsa söyleyebilirim. Aşk olsun. Niçin kötü bir şey olsun? Madem kötü bir şey yok, sen bu niye bu kadar iyisin ya Pembe? Vardır onun bir hesabı. Ne demişler? Karamanı koyunu sonra çıkar oyunu. Abi. Şu yatağın büyüklüğüne bak be. Lan burada ordu yatar. Cennet mahallesini yatırırım ben buraya. Kürk lan bu. Akikidir ha.
Nasıl yakıştı vallahi ya. Safiye Loren gibi oldum. Şu güzelliğe bak. Kız seni yerler yerler. Seni am yapar bu zilliler. Er. Er. Bu nedir? Adam takılara bak. Altın mı bunlar? Lan kuyumcuda bile yoktur böylesi. Ay vay vay vay. Seren Hanım. Ne var kız? Yoga hocanız geldi. Ne? Yoga nedir? Allah Allah. Geliyorum canım, beklesin. Tamam efendim. Yoga hocası nedir hanım? Neyse göreceğiz şimdi. Haydi, haydi pempe.